Kabil halkına sakin olun çağrısı yaptı. Kadınların başörtüsü takarak okumalarına ve çalışmalarına izin verileceği ifade edildi. Ayrıca Afganistan'da Eşref Gani hükümeti ve orduyla çalışanlar için af ilan edeceği duyuruldu. Taliban yetkilisi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceklerini açıkladı. Örgüt adına yapılan ilk açıklamada Kabil'in güç kullanılarak değil, barışçıl ve müzakere yoluyla alınmak istendiği duyuruldu. Açıklamaların ardından Afganistan İçişleri Bakanlığı yönetimin devri için müzakerelere başlandığını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Kabil Büyükelçiliği'ndeki tüm personelin güvenli bir şekilde transfer edildiğini paylaştı. Yaklaşık 6000 Amerikan askerinin katıldığı tahliye operasyonunda binlerce Amerikalı personel ve 2000 kadar ABD'ye destek olan Afgan'ın da ülkeden çıkarılması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı da Afganistan'daki Türk vatandaşlarına çağrı yaptı. Ülkeden ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Kabil Büyükelçiliği'ne başvurması istendi. Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sürerken NATO'dan Afganistan'daki son duruma ilişkin açıklama geldi. Açıklamada Kabil'deki diplomatik varlığımızı sürdürüyoruz. Personelimizin güvenliği her şeyden önemlidir denildi. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ise Afganistan'daki gelişmelerden derin endişe duyduklarını söyledi. Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaşmasının ardından NATO'dan açıklama geldi. Afganistan'daki karışıklığa bir çözüm bulmanın her zamankinden daha acil olduğu ifade edildi. NATO yetkilisi Afganistan'a dünya ile bağlantı sağlamak için Kabil Havalimanı'ndaki operasyonların sürdürülmesine yardımcı oluyoruz ifadesini kullandı. Yetkili ayrıca Kabil'deki diplomatik varlığımızı sürdürüyoruz, personelimizin güvenliği her şeyden önemlidir ve gerekli şekilde ayarlama yapmaya devam ediyoruz dedi. Afganistan İçişleri Bakanı Vekili Settar Mirzakval paylaştığı videoda Taliban'ın başkente girmesinin ardından Kabil'e saldırmayacağını ve yönetimin devri konusunda müzakerelere başlanacağını açıkladı. Konuya ilişkin bir başka açıklama da Birleşmiş Milletler'den geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden derin endişe duyduğunu ifade etti. Taliban'a ve diğer taraflara sivillerin korunması çağrısını yaptı. Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından bugün acil olarak toplanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.